İnsanlar eski tarihini unutursa kişiliğini de unutur. İnşallah kıyamete kadar da böyle devam eder. Sevincimizi kelimelerle anlatmak mümkün değil. Şükür kavuşturana diyorum. Zincirleri kırdık. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir hatırası. Biz bu hatıraya sahip çıkmamamız mı lazımdı? Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel bir ortam var. Ben ağladım hatta yani. Ey yerlerin, göklerin ve bütün mevcudatın Rabbi, yüce Rabbimiz, şu anda ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına katkı sağlayan, ibadete açılmasına vesile olan, başta Zat-ı Devletleri Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm devlet büyüklerimizin, emeği geçen herkesin, bütün geçmişlerin ruhlarına hediye eyledik, sen kabul eyle Allah'ım. Allahu Ekber, Allah. İlk namaz için Türkiye'nin her yerinden akın ettiler. Kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Kebir Camisi Şerifinde tarihi ana tanıklık etmek isteyen vatandaşlar namaz kılınacak alanlara akın etti. Cumhurbaşkanı kararı ile yeniden ibadete açılmasına karar verilen Ayasofya Kebir Camisi'nde ilk cuma namazı kılındı. Allahu Ekber. İlk namazı kılmak için gece saatlerinden itibaren caminin çevresine gelmeye başlayan vatandaşların Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve çevresinde namaz kılmak için belirlenen alanlarda namazlarını kıldı. Bu tarihana tanıklık etmek isteyen 7'den 77'ye birçok vatandaş, Ayasofya Kebir Camii Şerifinde kılınacak ilk cuma namazına yoğun ilgi gösterdi. Aralarında yaşlı, çocuk ve kadınların da olduğu vatandaşlar, kontrol noktalarında yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladı Kapı olmak üzere 3 ana istikamette kurulan 11 kontrol noktasında polislerce arama yapıldıktan sonra namaz kılınacak alanlara girişleri sağlandı. Ayrıca giriş noktalarında yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Müdürlüğü'nce ateş ölçümü ve maske kontrolü de yapıldı. Yani bunun ötesi yok yani, asırlardır beklenen bir şeydi. Yani Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun ki böyle bir girişimde bulunduğu için. Tarihi an kaçırmak istemedik. Burada bulunmak istedik. Onun için hemen geldik. Ya çok gurur verici bir şey. Duyar duymaz zaten hemen koştum, izin aldım. Direkt ben de kesinlikle oraya gitmek istiyorum dedim. Çok gurur verici bir şey. Ayasofya Kebir Camii Şerifi'nin açılış programı Türk Cumhuriyetleri ve Müslüman ülkeler başta olmak üzere çok sayıda ülkenin medyasında ilgi gördü. Cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Kebir Camii Şerifi'ndeki programı çok sayıda yabancı ülkenin basın mensubu da bu tarihi anı takip etti.